Herkese merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Joffy Story'de Blue yeni versiyonuna bakacağız dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Bu arada arkadaşlar Blue Pomodoro modu biliyorsunuz ki oyunun en gelişmiş modu olduğu için içinde birden fazla özellik barındırıyor ve sizlere ufak güzel bir haberim var eğer olur da bu versiyon hoşunuza giderse yani versiyon 1.2.3 Hoşunuza giderse açıklama kısmına hem telefon hem de bilgisayar için linkini ekleyeceğim. Bu sayede erken erişimden faydalanmış olacaksınız dostlar. Sadece abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi öncelikle Gördüğünüz üzere resimleri değişebiliyor. Oyunun loading ekranında ve bu ekranda otomatik olarak değişen resimler mevcut dostlar. Ve menüyü sola kaydırmışlar. Bence böyle daha da güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Sonrasında arkadaşlar şu editöre bastığınızda harita otomatikten zaten gözükmeye başlıyor. Şimdi sizlere senaryoların bufflarını göstereceğim. Buradan senaryoya tıklıyorsunuz. Sonrasında herhangi bir senaryo şöyle düzenleyelim mesela. Modern World Plus. Buna bir kere tıkladıktan sonra next next yapıyorum. Ve burada arkadaşlar bakın bunu 3 milyona kadar çıkartmışlar bu şekilde. Bunu da aynı şekilde 3 milyon yapmışlar. Başlangıç parası 500 bin. Başlangıç askeri sayısı da 25 bine kadar çıkartılmış durumda. Sonrasında teknoloji seviyesi yine 10.0 arkadaşlar. Bakın buradan görebilirsiniz aynı şekilde. Ben bunu sevgileyeceğim. Başka şöyle göstermem gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki burada 3 tane ayar vardı. Burada 0 0 olarak sabitlenmişti. Bunu sola çektiğinizde eksi olarak gözüküyordu. Artı çektiğinizde de yine aynı şekilde artış gösteriyordu. Lakin bunu bu şekilde ayarlamışlar. Bence bu şekilde daha güzel diye söyleyebilirim sizlere. Ve en sevdiğim özellik olan dostlar hemen sizlere onu göstermek istiyorum. Şöyle geri gideceğim. Bakın arkadaşlar şöyle güzel bir özellik var. Settings'e geliyorsunuz. Mesela burada audio var müzik. Buna bastıktan sonra bakın burada istediğiniz müzikleri düzenleyip nasıl yapıyorduk lan dur. Şuna basıyorsunuz. Bakın burada müzik listesi var. Buna bastığınızda bir sürü müziği istediğiniz şekilde seçebiliyorsunuz. Lakin burada hala geçişi ayarlayamamışlar. Böyle o direkt olarak oyuna başlıyorsunuz. Bunu yakın zamanda düzelteceklerdir büyük ihtimal. Ee, sonrasında arkadaşlar tam harita yapmak için daha gelmemiş tam harita tabii ki de o da zamanında gelecektir ve ben zaten sizlere videosunu çekeceğim bilginiz olsun. Navigame'e basalım herhangi bir şekilde bir senaryo seçelim. Mesela Türkiye, Options, ee, Zorluk Efsanevi, savaş Savaşsızlık Klasik, Oynazımız %10, Ea -E Saldırıcılık da %0 olarak kalsın. Şu an bir savaşa girmek istemiyorum. San Marino'yu kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki 52 milyon nüfusumuz varken 3.169 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlar. Bu arada oyunu Türkçesini yapanlar lütfen yorumlar kısmına linkini attınlar. Ben de sizlere zaten paylaşırım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi kaynakları artık daha da kullanabilir hale getirmişler. Burada yıldız seviyesi var. Kaynaklar arkadaşlar otomatik azalmıyor. Hatta artış göstermiyor mu lan? Yok, bu değişiyor sanırsam sürekli olarak. Evet, ayarlama seviyesi geldi. Bu da bir es geçiyoruz. Şimdi öncelikle Bakın arkadaşlar. Artık bunların her birinin bir anlamı var. Bakın bunların hepsini değiştirmişler. Mesela bu zaten biliyorsunuz bunların size nüfus verdiğini. Lakin şurada askeri taktik olayına bakın. Militari taktik adında bir buff oluşturmuşlar. Ve bu istediğiniz şekilde bufflara ayarlayabiliyorsunuz. Peki bu sizin ne işinize yarayacak? Onu da hemen gösterelim. Mesela diyelim ki burada bir saldırı düzenleyeceksiniz. Bu militari taktik sayesinde otomatik olarak yolladığınız 30 bin asker 50 bin askeri belki de taktik sayesinde yenebilecek dostlar. Yani askerlerin artık bir anlamı olmaya başladı yavaş yavaş. Sonrasında 15. Defans bonusu zaten savunma. Bunu biliyorsunuz. Atak bonusu arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Bunu söylemeye bile gerek yok. Böyle başka işimize yarayacak ne var? Öğrenim var. Bu zaten size araştırmayı mesela bu veriyorsa 1.75. Öğrenime biraz daha buff verirseniz oluyor size 2.25. Yani bu sayede teknoloji daha hızlı bir şekilde çoğalabiliyor. Ona şöyle gelişi güzel bir ayar vermek istiyorum. Bunu da sınırlamışlar bu arada. En fazla bu kadar gidebiliyorsunuz. Buna da aynı şekilde bir ayar verelim. Önce burayı ayarlamamız lazım dostlar. Dediğim gibi bu arada erken erişime sahip olmak istiyorsanız hemen açıklama kısmına direkt olarak indirip telefonunuza ve bilgisayarınıza kurup oynayın dostlar. Ha, videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayınız. Atak bonusumuz da şöyle bir full yiyelim. Bu atak bonusu tabii ki de yine o değere sahip. Başta anlattığım gibi. Ee, buradaki meter upkeep ne demek bilmiyorum ki. Bak bakım galiba bu ya. Evet bunu bir bakımı bir full diyelim Burada metal gayarı var. Bu da sizin kaynak çıkartmanızı falan yarıyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim yani. Hani üretim gibi. Burada ticaretimiz var. Yönetim. Buna da veriyorum aynı şekilde birkaç ayar. Şimdi şöyle baktığımda fazla da bir şey yapmak istemiyorum açıkçası. Böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar önce diplomasimize bir bakalım. Bu mod yani bu gelen versiyonda ayarlamalar nasıl olmuş? Şimdi burada baktığım üzere mobilization falan var. Askerlerinizi otomatik plana sokabiliyorsunuz. Aa bak kaynak alma başlamış. Lan sonunda kaynak alma eklenmiş arkadaşlar. Bir deneyelim. Bak 30.890 Dukat'a ben kaynak alabiliyorum. Gördünüz mü? Arttı mesela. Yine alalım mesela. Nereden aldım belli değil ama borç para olarak bu da buraya yansıyor. Yani bir nevi şöyle bir şey yapmışlar. Hemen açıklayayım sizlere. Diplomasi hani ben bankadan mesela para çekme gibi bir şey var ya. Take loan yaptığımda bana para veriyor. Bunun o kodlarını alıp buna yapıştırmışlar ve bu sayede buradan da kaynak alabiliyorsunuz dostlar. Burada Z13 gibi bir şey var. Bu sizi reform yaptırıyor. Reformlar sayesinde devletinizin yönetim biçimini falan değişebiliyorsunuz. Ee, burada otomatik asimilasyon var. Burada otomatik ticaret var. Yani, otomatik ben diğer devletler ilişkiler geliştiriyorsunuz. Ee, hepsini açıklayacağım. Otomatik planı açtığınız zaten bunu anlatmıştım zamanda. Otomatik plan sayesinde devletiniz mesela bir yerle savaşa girdi. Bu savaşı rahat bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Yani siz hiçbir şekilde bir şey yapmanıza gerek yok. Onu da söyleyelim. Paramız enflasyona girmemiş. Tamam. Ayar çekelim şunlara. Büyük yeni versiyonu buralara da bir şeyler eklerler diye düşünüyorum ama hadi bakalım. Ee, başka ne var? Şöyle bakacağım. simülasyon zaten var burada. Ee, otomatik festival de var arkadaşlar. Her yere festival yaptık mesela. Düşük olan yerlere. Vasal salma zaten vardı. Ee, Z13'ü bir ele geçirmek istiyorum ama yaklaşık benden bayağı bir para istiyor. Şöyle biraz para biriktirelim düzey yönüşe bir bakmak istiyorum. Daha sanırsam reform gelmemiş. Bu reform otomatik ben geliyor bu arada. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi başka bir devletin üzerine herhangi bir şey yapabiliyor muyum? Yok. Aa, Kaynak verebiliyorum arkadaşlar ona. Abi kaynak vermeme reddetti. O adamı isterse kaynak verebiliyoruz. Ultimatom herhangi bir şey varmış. Şöyle bakacağım. Hmm. Anneksem mi? Vasallama eyaletleri isteme. Asker erişim. Tamam burada herhangi bir şey değişmemiş. Başka şöyle bakalım bakalım bakalım. Savaş hazırlan var. Ee, biraz oynayış yapalım bir de bakalım. Sesleri nasılmış? Bu arada sesini biraz arttıracağım oyunun. Evet buradan istediğiniz müziği seçebiliyorsun. Onu da söylemiştim zaten. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeceğim. Bekleyin. Biliyorsunuz ki biz bunu ilk oynadığımızda herhangi bir devlete savaş açarken e, otomatikman bu karşıdaki askerler sizi savunabiliyordu. Bakalım onu çözmüşler mi? Hala aynı mı? Ona da bir bakacağım. Ya bu Ruslar hiç rahat durmuyor arkadaşlar ya. Arran. Bak yeni de yeni şehirler eklemişler. Dying Light 1'in geçtiği yer. Arran. Bu arada detayı fark ettiğiniz bilmiyorum ama e, Türkiye Suriye'nin çevresini almış durumda arkadaşlar. Hani barış planı harekatı var ya. Bak kaynağımız mı bitti? Hiç sıkıntı yok. Aşağıdan geliyorsunuz. Take resource yapıyorsunuz ve kaynakların hepsini topluyorsunuz. Biraz daha kaynak toplayacağım. Bence güzel bir çözüm olmuş. Çünkü kaynakların artmasını bekleyene kadar aylar yıllar geçiyor. He bir şeye bakma öttük. Böyle mora bir basalım. Arkadaşlar şimdi burada. Oha bu ne lan? Her şeyi anında inşa ediyor. Bunu bir test etmem lazım. 2,5 milyon yaklaşık 24 milyon para istiyor benden. O zamana kadar ben o para biriktiremem ki kadar. Ben bunu bir test etmem gerekiyor ya. Yani arkadaşlar bir deneyelim. O yüzden bir oyunumuzu zandıracağım. 4 milyon, 5 milyon, 24 milyon para yapabilirsem eğer. Bence tadından yenmez diye düşünüyorum. Ee, bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada aşağıdan kesinlikle abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bakın bu bizim için gerçekten çok önemli. Hedefimiz 60 bin. Ondan sonra 70 bin, 80 bin, 90 bin derken 100 bine inşallah en yakın zamanda varacağız dostlar. Şu an paramız gerçekten çok güzel bir artış gösteriyor. Lakin şöyle bir şey söyleyebilirim sizlere. Mesela ben Ankara'ya yatırım yapmak istediğimde 24 milyon istiyorsa İstanbul'da büyük ihtimal 30 milyon isteyebilir. Çünkü şehirlerin değerleri farklı biliyorsunuz. Yıldız oranları sayesinde. Bakın 47'ye karşı 21. Mesela İstanbul daha şeymiş. Konstantinopol bu da 24 milyon. Hala aynı lan. Bak burası 25 milyon. Tamam az kaldı. 12 milyon paramız oldu şimdiye kadar. Ben hepsini brutal yapacağım. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Sırf onun için hala para biriktiriyorum abi. Ee, reform geldi mi? Reform geldiyse ben bir paramı arttırabilir miyim? D12. Aha gelmiş reform. En çok vergi veren hangisi? kabul edebilir vergilenir mi 125 mesela bakın bu karışık e, yönetim içiminde bunda 127 34 28 20 44 komünistik bu aa, bu altrox otomatik sistem arkadaşlar terör şeyinde 195'miş o ne lan öyle bana şöyle 49'luk bir yer vardı anarşizm değil ha eh, bu 48 arkadaşlar. Bakın buna bir test edelim. Evet şu an devletimiz artık Outlook C'ye geçti. E, lakin paramız enflasyona mı girmemiş? Yok. Güzel. Şu an paramız hala güzel durumda. Bunu bir fulleyelim. Evet. İsyancılar çıktı ülkenin içinden ya. Sanırsam bu yönetim biçimini kabullenmeyen bunlar. Abi ben bir para biriktiriyordum ya. Neyse korkulacak bir şey yok. Zaten hayvan gibi kaynağım var. Ben bu kaynaklarla bu adamı yamultur. Hatta iki kere yamulturum ben bu adamı. Bekle. Bak şu an bu adam savunma bonusu bayağı vermiş kendine. Savunup duruyor kendini sürekli. Sinirim bozuldu. Şu 24 milyon bir para yapsam şuraya bir test Benim niye bu adama gücüm yetmiyor? Hala aynı değildir inşallah o ya. Düşündüğüm şey değildir umarım. Hemen hızlı gibi askı hızlı bir asker basalım. Tamam, tamam. Allah Allah, adama gücüm yetmiyor inanamıyorum abi. Tamam, güzel. İsyan, misyan kalmadı kardeşim. Ne oluyor oğlum? Bu ne? Direkt isyan da çıkmasın ya. Bunu tabi oyun ayarlarından isterseniz isyanları kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar, onu da söyleyelim de. Gidip bakabilirsiniz isterseniz. Ben şimdi zaten bak şey yapıp yapabilirsem göstereceğim şimdi sizlere. Ama ayıp ya. Bak arkadaki askerleri hareket ettirdim ben? Yok. Otomatik plan açalım mesela. Evet mobilizasyon yaptım buradan asker çıktı gördüğünüz üzere otomatik planı devreye soktum bakalım isyancıları yenebilecek miyiz bunlar kürt ayaklanması sanırsam ya yani şu 24 milyon bir parayı yapabilsem yönetim biçimini sevmedi insanlar bak bu yeni bir özellik galiba eskiden yönetim biçimi değiştirdiğinde isyan falan olmuyordu şimdi isyan falan çıkıyor. Abi ülkenin içinden her yerden insan çıkıyor be. Tamam hocam yeter. Biz de insanız be. Tamam bu bize fazla dayanamadı. Şu an tamam herhalde. Kurtardık paçayı. Ee, şimdi 24 milyon parayı için hemen biriktirmem gerekiyor. Kaynaklar bak azaldıkça benim parama etki ediyor. Onu da gördük yani. 14 milyon. 24 milyon paraya çok hızlı bir şekilde varmam gerekiyor benim. Artık isyan çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Ve biraz geri yaslanıp izleyelim arkadaşlar. 24 milyon paranın artışını bekleyelim. Para sürekli değişip duruyor yani ben onu anlamadım. Yani 135 bin kazanıyorsak ya sanırsam bunu otomatik sistem olarak eklemişler. Yani her gün bir devlet otomatikman para kazanamaz diyerek. Bir gün para kazanıyorsa bir gün kaybedecek şekilde ayarlamışlar. Mesela şu an sürekli para kaybediyorum. Niye? 15 milyon. Şu an para basmaya devam. 500 milyon 15 milyondayız. Bak para 15 milyonda kaldı. Lan hadi la artsana oğlum. 16 milyon. 24 milyon çok az kaldık. Lakin bir türlü yükselemiyoruz. 15 milyona geri düştük. Oğlum bu ne? Allah Allah. Mestan falan belini kolunu çeksene. Hadi oğlum. Ay 24 milyon para istiyorum sadece. Fazla bir şey istemiyorum. Yeniden yap. Borç kredi alırsam ne kadar veriyor bana? Bunu da görmek istiyorum ben. Peki Doğan. Bu kadar mı veriyorsun? Evet parayı eksilere getirdik arkadaşlar. Sanırım 24 milyon parayı yapmak için hani 40 fırın ekmek yiyecekmişiz gibi hissediyorum ama ya hadi oğlum ya varırsın be. Abi şunu test etmek istedim. Sadece bak. Ne olur bak ne olur. Hatta var ya ben şöyle bir şey yapacağım. Bak şimdi iyi bak. Editör. Kriz senaryo. Ee, Modern World Plus. Burada şunları. Göreyim bakayım. Hadi bakayım. 18 milyon. Türkiye'de test etmek istiyorum arkadaşlar bunu. Çünkü diğer devletleri giriş yaptığınız zaman oranın değerleri artıyor biliyorsunuz ki. Ama sadece şunları ver yeter. Bir de vergilendirmeyi arttırabildiğin kadar arttır. Bak sağ taraftaki para artışımızı görebilirsiniz. Artık ayda hatta günlük 2 milyon para kazanacağız. Ekonomi arttırabildiğim kadar arttıracağım. Production'ı da arttırıyorum. Yani ticarete. Üretim falan. Tamam bunlar bitti. Bas parayı. Event geldi. Ben gelmiyor. Evet şimdi arkadaşlar 24 milyon parayı hızlı bir şekilde yaptık. Hatta bir de kat katını yapalım da sıkıntı çıkmasın. Mesela ben Ankara'ya Mordan 66 milyon istiyor bu seferde. Evet. Ne oldu lan az önce? Nükleer reaktör falan kurduk. Bas bir daha. Aa istediğim şey iptal edebiliyorum. Güzel. Güzel. Beğendim hocam. Bas bakayım bir daha. Ulan bu çok iyiymiş oğlum. İstediğin her şeyi anında inşa edebiliyorsun. Mor. Bas. Ulan ne yaptınız oğlum siz bu oyuna? Oyun otobota dönmüş. Gel buraya gel. Daha fazla. More. Daha fazla. Ne kadar full onu merak ediyorum sadece. Evet teknoloji artık 2.0 istiyor benden. Ama şu an. Lan teknoloji gerekmiyor mu acaba diyecektim. Gerekiyormuş. Bak ya. Bak, şu an benim önüne oyunu alay ediyor bak. Ben var ya buraya yaptığım yatırım. Bir yerde yok. Evet artık hepsi 2.0 istiyor hocam. Ama artık benden para da Bir şey yok ya. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Aşağıdan lütfen videomuzu beğenip abone değilseniz de abone olmayı kesinlikle unutmayınız dostlarım. Erken erişim için açıklama kısmına bakabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere bay bay.